Düneşen çok teşekkürler. İyi yayınlar. Belki de en çok merak edilen noktayla başlamak lazım. E, Fernando Santos'la ilgili aslında e, Beşiktaş Kulübü'nde bu hafta gerçekleşen bir organizasyon vardı. Beşiktaş yönetiminin gerçekleştirdiği bir iftar organizasyonu vardı. E, bu bilgi direkt aslında Beşiktaş yönetiminden, Beşiktaş Kulübü'nden gelen bir bilgi. İki tarafın yapmış olduğu anlaşmada Beşiktaş Kulübü ve Fernando Santos arasında yapılmış olan o e, bir buçuk e, artı bir yıllık anlaşmada e, iki tarafında bu anlaşmadan e, fesi yani çıkma hakkı var burada bir miktar e, fesi e, miktarı da mevcut henüz bu rakamı tam olarak e, teyit ettiremediğimiz için şu anda belki rakamı ifade etmek doğru olmaz ama e, hem Beşiktaş kulübü açısından hem de tabii ki e, Fernando Santos açısından yapılan bu anlaşmadan çıkma Hakkı olduğunu öncelikle aktaralım. E, Fernando Santos'la ilgili şunu söyleyelim. E, Fernando Santos Beşiktaş'taki kariyerinde başladığında aslında çok ciddi bir yönetim desteğiyle başlamıştı. Yönetim desteğine ek olarak yine tüm camianın taraftarın da çok büyük bir desteğiyle beraber Beşiktaş'taki kariyerine başlamıştı ama gelinen bu noktada yaklaşık 4 aylık süre ve 15 resmi maç yanlış hatırlamıyorsam 12'lik 3'te kupa maçı olması lazım. Fernando Santos açısından bu kredi bu destek çok çabuk tüketilmiş gibi görünüyor. Çünkü Beşiktaş yönetimi içerisinde de şu anda ee, az önce ifade ettiğim gibi o başlangıçtaki süreçle kıyasladığımızda Beşiktaş yönetimi içerisinde de Fernando Santos konusunda fikir ayrılığı mevcut. Ee, Fernando Santos'la devam edildiği takdirde her ne kadar Portekiz'i teknik direktör yeni sezonu planladığını, yeni sezona dair planlamalar yaptığını bugün maç sonunda ifade etmiş olsa da Beşiktaş yönetimi içerisinde Fernando Santos'la devam edildiği takdirde yeni sezon da Be Beşiktaş'ın şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini düşünen yönetim kurulu üyeleri var. Bu anlamda Beşiktaş'ta evet belki bugün bu saate itibariyle bir teknik direktör değişikliği gündemi yok. Beşiktaş'ta şu an için tek bir odak noktası var. Siyah beyazlar bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı çok istiyor. Hem Sayın Başkan Hasan Arat hem yönetim kurulu üyeleri hem futbolcu grubu aslında bu Belki birçok fazla olumsuzluğun yaşandığı bu sezonda Zira Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmayı oldukça önemsiyor Beşiktaş camiası. Bugün bu saat itibariyle az önce ifade ettiğim gibi tekrar edeyim Beşiktaş'ta bir teknik direktör değişikliği gündemi yok. Fakat özellikle Türkiye Kupası'ndaki iki Ankara gücü maçı belki biraz yoruma girecek. Fakat Fernando Santos'un geleceği açısından çok ama çok belirleyici olacak. Ben bir parantez açayım. E, tabii ki bu e, yönetim kurulu içerisinden gelen bilgi orada yapmış olduğumuz konuşmalardan aslında varmış olduğumuz bir e, sonuç. E, Beşiktaş bu sezon Zira Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşsa dahi Fernando Santos'un yeni sezonda Beşiktaş'ta devam etme ihtimali şu anki tablo ve şu anki görüntü itibariyle oldukça düşük görünüyor Cüneyt Şen. Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız sana kolay gelsin diyelim. Gecenin geç saatinde haber merkezimizde mesaisini devam ettiriyor. Gökhan Hocam Fernando Santos'la ilgili son durum böyle. Beşiktaş taraftarı böyle bir düşünüyor onu bilmiyoruz. Furkan tabii. benim söylediğimi de esasında teyit etti dedi ki iki tane Ankara gücü maçı belli edecek. Zaten hocanın çalışmaları da herhalde o iki Ankara gücü maçına yönelik yani ligi pas geçiyor ligi hı hı. Ligde oynanan maçları antrenman havasında oynayacak herhalde ideal kadroyu oluşturmak için. Çünkü hiçbir ümit yok ya. Yani bakıyorsunuz takıma. Elle tutulur yaptıkları bir şey yok ve devamlı şekilde bir kaos ortamı. Oyuncular gidiyor, geliyor. Kimin ne yaptığı bellidir. Öyle bir ortamda Beşiktaş gidiyor. Vallahi önünde oynayacağı Türkiye Kupası için bir avantajı var. Ankara Gücü maçı eğer oraya geçebilirse oynayacağı bir finalde bu seneyi kupayla bitirebilir. Yani kötü geçen sezonda sonuçta Yolunluğun bir kupayla bitirebilir. bitirebilir. Avrupa biletini ancak öyle alabilir gibi duruyor şu anda. Yani Avrupa biletini almak için en kısa yolu bu. Ondan sonraki sıralamaya zaten bakılır da. Ama 3 maç sonunda yakalayabileceği kötü sezonda giden bir hedefi var Beşiktaş'ın. işte. Şimdi artık hani ligde her maçın oynayıp kazanmak tabii de ona pek fazla bakmıyor. Onu hazırlık maçı olarak görüyor artık Santos. Bana öyle gelmeye başladı. Murat Özbostan, yıllardır bu sektördeyiz. Birçok takımın şampiyonluk yaşamış birçok takımın kötü sezonları sonra olduğunu gördük ama bu, bu herhalde Beşiktaş'ın gibi benim hatırlayabildiklerim içerisinde en kötülerden biri. E ya yani Bunun bir benzer örneği herhalde. Sıralamadan bağımsız Beş, söylüyorum bunu. Öyle bir lig yaşanıyor ki hala dördüncü Beşiktaş ama çok daha yani geride lig, de olabilirdi lig, bu performans. Lig zaten ligdeki durum üsttekiler, alttakiler işte üstte iki takım şampiyonla oynuyor. 3-4 10. sıra, 11 12 8 9'dan sonraki alt durumlar. o farklı ama o Beşiktaş'a da bakıldığında herhalde tarihi süreç içerisinde böyle bu kadar kötü bir sezonu bilmiyorum. Yani hocam daha iyi bilir ama ya ben hat, ben en azından onu, onu Hayır bir de şöyle Sen bir şey yani bir hocam biraz bahsetti. Farklı yani bir şimdi düşünmesin. bir sıradan bir saymamız lazım. Yani bu takımın sportif direktörü gitti. Dediler ki bir şeyler düzelir mi? Düzelmedi. Bu takımın yönetimi başkanı gitti, bir şeyler düzelir mi dediler, düzelmedi. İşte önce Şenol Güneş gitti yönetimden önce, bir şeyler düzelir mi dediler, hiçbir şey düzelmedi. Arkasından işte yönetim gitti, yeni başkan geldi, yeni yönetim geldi. İşte yeni başkan ve yeni yönetim çok böyle umutlu açıklamalar yaptı Bunu yapacağız, bunu yapacağız. E, Sayın Başkan bakıldığı zaman e, özellikle kongre sürecindeki açıklamalarına, ifadelerine çok önemli projelerden ve bu projeleri bir kenara bırakalım. Dedi ki ben dedi takımı iki tane önemli ismi futbol takımını teslim edeceğim dedi. Bakın bir tanesi Samet Aybaba, diğeri de Feyyaz Uçar dedi. Yani orada da bir şey ortaya koydu, bir vizyon ortaya koydu, bir proje ortaya koydu. Ee, ve geçen işte Rıza Çalınbay, işte Burak Yılmaz, Serdar Hoca böyle bir süreçte yaşandı. Onlar da gitti 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 geldi. Sonra işte Santos geldi. E bakıyorsunuz ne değişmiş Beşiktaş'ta? Değişen hiçbir şey yok. Oyun olarak değişen bir şey yok. Takımda kendisini geliştiren bir oyuncu yok. Ön plana çıkan bir oyuncu yok. Birazcık işte böyle bir geriye dönüp bakarsak Semih'in performansını söyleyebiliriz. Bunun dışında kimi söyleyebiliriz? Hiç, hiç kimseyi söyleyemeyiz. Ne kalecisini, ne defansını, ne orta sahasını, ne forvet hattını. Yani hiçbir tane oyuncudan örnek veremeyiz. Ee, yani demek istediğim kendini geliştiren oyuncu da yok Doğru. yani Beşiktaş'ta e, bu kadar değişim yaşandı bu kadar radikal kararlar alındı ve hiçbir sezonda tarihinde olmamış şeyler e, bir, bir meydana geldi ama buna rağmen Beşiktaş bu kadar ve taraftarının inanılmaz yine desteğine rağmen taraftarının yanında olmasına rağmen yok arkadaş hiçbir şey değişmiyor Peki ne olacak? Yani hocanın gitmesi bir çözüm mü? Ee, ya da sahadaki oyuncuların hepsini mi değiştireceksiniz? Önümüzdeki sezon ne yapacaksınız? Bu takımdan önümüzdeki sezon kim kalabilir? Kimler kalabilir? Belki 3-4 tane isim sayarsınız. Bunun dışında bu yönetim bu kadar radikal değişikliği yapıp kadroyu baştan aşağıya yenilebilecek bir maddi desteğe sahip mi? Böyle bir gücü var mı? Elindeki satabileceği oyuncular var mı? Yani bir sürü soru işaretleri var. Yani Santos'la ilgili de e, muhabir arkadaşımız e, bilgiler verdi ama ya benim duyduğum bunun yönetişiyle, ekibiyle, ekibiyle beraber 3-4 milyon euro şeyi var. Yani parayı vermeden böyle bir tazminat demeyeyim de ücreti var ya. Yani. Nereye nereye gidiyor? Öyle gitmek falan yok. Zaten adam söylemiş. Ben plan yapıyorum demiş. Kova biliyorsanız kovun. Kovun parayı. E, ister verirsiniz, ister Biliyorsun vermezsiniz. Orada. Zaten FIFA'ya şey işiyor. bir başka takım anlaşana kadar maaşını almaya devam ediyor. Alıyor. Yani... yani tazminat maddesi evet olmayabilir ama tazminat ben 3 milyon euro alıyor diye duydum yani. da Beşiktaş'tan gittikten sonra başka bir takımda yani. hele kulüp takımında çalışabileceğini bilmiyorum masada düşünen var. Yani mi? burada hocamın olur. dediği gibi yani burada artık tek önemli şey kupa. Yani kupada performansı bu takımın gülerse, tur atlarsa tamam bu bir teselli olur. Ama şu haliyle, şu görüntüsüyle ee, kupa için de umut veren bir durumu yok. Yani eğer bütün maçlara e, sadece kupayı düşürüp ben de artık lig maçlarında idman yapayım filan düşüncesinde böyle yani hiçbir takımda oyuncularda da istek yok ki. Kimse de bir istek Kupada yok. Kupada da gördük Beşiktaş. Antalya yani, maçında ilk yarıda yine böyle bir futbol oynadı. İkinci yarıda inanılmaz iki asist inanılmaz iki muleka golü geldi. Öyle geçti Beşiktaş turu.